Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bu videoda sizlere Naraka Blade Point'u tanıtacağım. Sonunda 23 Haziran 2022 tarihi itibariyle Game Pass'e geldi Naraka. Merak ettiğim bir oyundu. Böyle uzak doğu temalı olduğu için ve de kılıç, kalkan, ok, yay bu tarz biraz daha böyle orta çağdan kalma silahlar olduğu için daha çok seviyorum. Çin işi, Japon işi bir uzak doğu PUBG'si diyebiliriz. PUBG tarzında alan kapanıyor ve rakiplerinizle savaşıyorsunuz. Battle Royale yani, ama tabii ki modern silahlar değil. Geçmiş zamanlardan kalan silahlar ve yani Avrupa teması yok. Uzak doğu teması var. Çekik gözlü kardeşlerimiz bir şeyler yapmışlar gene. Şimdi şöyle tiplerden bir bakalım. I am not afraid. For Moonbeam's covenant courses through my veins. Tiplerde çıkıyor. Yine onların kendi motorları var sanırım. Black Desert'taki çizimlere falan bayağı benziyor. Bu da Mata Hari'den etkilenmişler. Ünlü kadın casus Mata Hari demişler. Tarkacı. Bu da Tarkan kardeşimiz. Ben tabii işlerindeki en güzel Asyalı hatunu seçtim. Kurumi, bununla oynuyorum. Bu biraz support bir hatun. Dördüncü seviyede üçüncü kilit açılıyormuş. Bu da ultisi olabilir. Hem kendine hem alan bazlı hem takım arkadaşlarını iyileştiren bir hatun. Şu eleman aşırı gıcık. Seçmedim. Şu da oyun başında ücretsiz geliyor tabii. Bu nedir böyle yahu diyebileceğiniz bir abla. Ablaya odaklanmaktan oyunu oynayamazsınız. Bunlar da kilitli tipler, daha sonradan başlıyor. Bir ara Bruce Lee falan vardı. Bruce Lee kıyafeti miydi, neydi o? Bilmiyorum ama vardı. Takeda Nobunaga, Takeda Nobutada. Bizim meşhur Takeda klanının lideri mi? O da Nobunaga ile birleştirdiler. Ne yaptılar bilmiyorum. Böyle uzakta olan ilginç kafaları var biliyorsunuz. Tabii böyle kıyafet miyafet alabiliyorsunuz. Aksesuar, ilginç şeyler, yüz modelleri, saç stili falan bir şeyler yapılabiliyor. Yakın dövüşte de uzun kılıç var, long sword, katana var, büyük kılıç, mızrak, hançer, nunchaku, Michelangelo'nun nunchakusu, Bruce Lee'nin nunchakusu, çift kılıç ve hızar. Bir de menzilliler var tabii ki. Arbaletleri vardır. Çinlilerin çakar almaz dediği bir silah. Topları var. Tabancaları var. Uçuk kaçık silahlar, yaylar. Yalnız bu spor ayakkabı gibi nedir öyle? Akıncı. Ve alev getiren. Tabii bu hem Lost Ark'a benziyor. Hem Black Desert Online'a benziyor. Hem silahlar hem şunlar. Uzak doğu oyunlarının çoğu birbirine benziyor. Neyse, silahları falan burada görebiliyorsunuz. Seviyeleri var, oynadıkça artıyor. Kademe, işte onur listesi, şampiyonlar. Burada resmimi görmek istiyorum diyorsanız birinci sıraya gelmeniz gerekiyor turnuvalarda falan. Tabii o kadar rekabetçi değiliz. Bu da Battle Pass tarzı. Ücretsiz olanlar var, ücretli olanlar var. Haftalık görevler var. Klasik, sizi oynamaya yönlendiren şeyler. Daha güzel görseller, kıyafetler istiyorum diyorsanız tabii birazcık kesenin ağzını açacaksınız. Ben çok bunlara önemsemiyorum. Burada botlara karşı oynayabilirsiniz. Ölümsüz Savaş'ta ilginç bir mod var. Hızlı karşılaşma ve habercinin imtihanı. Bu da sanırım ranked maç, seviyeli maç. Tekli, ikili, üçlü oynayabiliyorsunuz. Tekli beni harcarlar diyorum ve hızlı karşılaşma onayla ve başla diyorum. PUBG'nin aynısı, hiçbir fark yok. Sadece dediğim gibi uzak doğu temaları var. Silahlarda yakın dövüş silahları, kılıçlar, katanalar, ok, yay falan bilmem ne. Ben bunu geliştiriyorum. Tam bir support üçlü takımımız var. Bakalım bizimkiler nerede çıkacaklar. Şuralarda çıkamıyoruz. Burada çıkabiliriz. Hadi ben de oraya gideyim.
Victor, Mektan ve ben. Bu ödülleri şununla mı alıyoruz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Zaten günlük bir sürü görevler falan var. Çantamız bu. Belli yerleri kilitli, belli bir seviyeden sonra mı açılıyor, parayla mı açılıyor, pay to win tarzı avantajlar. O kısmı bilmiyorum. Evet. Kancamız burada yok. Şimdi burası işte PUBG'nin başlangıç kısmı gibi. Evet, ilk 5 toplam öldürme 1. Diğerleri daha yeni başlıyorlar herhalde. Veyahut da oynamışlar, hiç kill alamamışlar. Ben de bir kille girdim yani olaya. Bakalım. Tabii Game Pass'e eklenince, Steam'de de biraz pahalı. Game Pass'e eklenince yeni bir kitle buraya gelmiş olabilir. Şunları bir alalım. Daha sonra item kısmından ne olduğunu göstereceğiz. Mesela bir yakın dövüş var. Nunchaku yerine çift kılıç alabiliriz. Basılı tutup mavi saldırabiliyoruz. Onlara karşı savunmalar var. 3 tipte saldırı şeyi var gibi. Basılı tutma, normal saldırı ve şöyle pere yapma gibi bir şeyler var. Onun dışında kancayı atıp böyle gitme var. Kancayla da düşmana saldırabiliyoruz. Tabii üçlü de takım arkadaşlarınızdan ayrılmazsanız iyi olur. Ha bu arada Vampire the Masquerade'in de Bloodlines miydi o oyunun adı? Öyle de bir hatırlarsanız. PUBG benzeri bir şeyi vardı. Şimdi şunla zırhımızı arttırabiliyoruz. Şunla silahımız hasar gördü mü onu şey yapabiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Şunla da canımızı arttırıyoruz. Tabii önce benim bir zırh bulmam lazım ki zırh yenilemesi yapabileyim. Tabii loot peşinde koşacağız biraz. Ne bulursak kar. Is that what I think it is? Oh, I'm so excited. Büyük kılıç. Tabii bu ne vermiş, ne almışız ona da bakmak lazım. Evet, bu özel yeteneğimiz V tuşu. V tuşu da böyle ulti diyebileceğimiz alan bazlı iyileştirme yapan şey. Zırhı aldık, giydik. Tabii mavi, mor. Aha, buradan kaç. Şuralardan hemen kaçayım. Adam pinkli. O pinkli elemanı harcarlar mı bilmiyorum. Kilimi çaldın koçum. Ben de gerçi onun kilini çalmış olabilirim de. Çalmaya gelmiş olabilirim de. The healing may begin. Zırh hattı, bizim zırhımız olması lazım, evet. Şu cam barının hemen üstündeki zırh. Evet, özel saldırımız, şey, özelliğimiz F tuşuyla kullanabiliyoruz. V tuşu alan bazlı iyileştirme yapıyor. O da ikinci özelliğimiz diyebiliriz. Onun dışında sağda görüyoruz. Birinci ve ikinci silahlar var. İstediğimizi alabiliyoruz. Eşya geliştirme diyor mesela. Bunları çok bilmediğim için
şey diyemeyeceğim. Yalnız gezmesek iyi olur aslında. The shadow will shortly begin to spread. Evet, şuraya kadar bir slotumuz daha var. Daha sonra sizle ilgili olan şeyleri alalım. Mesela buff'ları, özellik arttıran şeyleri. Alakasız şeyi alırsanız çünkü bir faydası olmaz. Atıyorum elinizde mızrak varken kılıcı bufflayan, gücünü arttıran şeyi elinizde tutmayın. The shadow thickens. Gölge uzlaşması yayılıyor dedi. İşte şu alan. Savaşacağımız alan. Hop. Buraya mı çıktın ya? Hop. Şöyle Assassin's Creed gibi en üste çıkabiliriz. Take care. Buradan da etrafa bakabiliriz. Evet, orada bir çatışma ve Victor bir şeyler yapıyorlar. Bizimkiler. Şu elemanın ping sorunu var sanırım. Yukarıdan atladık mı da bir şey olmuyor bu arada. Silah, şuna şöyle zırh atayım. Diğer elemanın yanına bir gidelim bakalım. Yani oynaması kolay gözüküyor ama tabii birebir de çarpışmalarda savunmaları falan iyi kullanmak lazım. Mor saldırı var. Yok. Ha bak mesela birebir de birini yakaladık mı? Ya mor saldırılar, mavi saldırılar gibi şeyler var. Şununla parry yapabiliyoruz. G tuşuna basıp aynı anda sol veya sağ basınca. Sol sağ basma ayrı, basılı tutmanın saldırısı ayrı. What? Where did you come from? Birileri bize sallıyor ama. Take care. Come, we fight. I saw you alive. Not yet. You should have used your support element for this mission. Ya benim kilimi çalmayın lütfen. Only fools die young. Bu benim yani. Let's go. I have marked the relevant object. Loot'u alamadık. Salak neymiş ya? Savunma gücünü arttırıyor. Ağaçlara tırmanabiliyoruz.
savunma, kafa savunması, sağlık. Maviler tabii ki daha iyi. Söylemeye gerek yok. Not yet. Double kill. Mis gibi adamı aldık. The healing may begin. Uzun kılıç. Falan feşmekan. Neler var mesela? Yakın dövüş, dirence. Saldırı, kafa savunması falan diyor. Çakar almaz. Güzel avrat otu, silahın adına bakar mısın? Silaha takmaya utanırsın ya. Nadir bir mızrak. The shadow will shortly begin to spread. Ölüyü mü iyileştirir diyor. Evet, daha tam ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Her şey kafamda oturmadı, anlayamadım. Zaten bir iki kere oynadım daha, nereye? Delikanlı olun da. Teke tek gelin, teke tek. Ah. Only fools die young. Bize sökmez koçum bu işler. Heh. Zırhımızı da bir kaliteliye alalım da. Mızrak. Evet, böyle gördüğünüz gibi çok da sıkıntı yaratmıyorlar. Silahtan ziyade silahı da... Şöyle silahı onarıyoruz şununla. Tamam, bununla da zırhı onarıyoruz. Hoppa! Yine mi iki kişi geldiniz ya? Take care. Ya diğer eleman nerede? Even non-geniuses know that won't work. I wasn't born with a steady hand, but practice makes perfect.
Bunu niye onaramadık şimdi? Onarım eşyası yok. Onarım eşyası yoksa o silah sıkıntıya girer. It's the first, obviously. The healing may begin. Ya işte bayağı bir koptuk. The shadow will soon spread. Now I can cause trouble. The shadows spread. Evet, bura kapanıyor. Bu Victor sanki daha bir sağlam gibi. Aa, öteki düştü. Ya inanılmaz ya. Tabi bu silahların komboları var. I can't believe I didn't see them coming. Ya o kadar böyle bencil gidiyorlar ki inanılmaz bir şey ya. Ha, hepsi Xbox'tan gelmiş. Onun için seviyeler biraz şey düşük. Kenarın hangi platformdan geldiği yazıyor. Kimsenin bir şey yok yani. You shall heal. I love this fight. Only fools die young. Ne yapıyor bu? Kimle dövüşüyorsun birader ya? The shadow will surely come to spread. Habercinin imtihanı, ayaktaki son kişi. Aa, aldık maçı. Müthiş. Glory is yours. Zafer senin.
İhtişam senin. Oo, Victor 10 tane öldürmüş. Ben 8 tane öldürmüşüm. Toplam hasar. İyileştirmelerim var. Güzel. Evet. Sona kalmayı başardık. Ama hepsi Game Pass'te yeni başlayan elemanlar olduğu için çok da bir anlamı var mı bu zaferin bilmiyorum. Avcı 5 oyuncu öldür. Saldırgan 12.500 hasar ver diyor. Hayatta kalma kademe. Aa, bu aynen zaten Black Desert'taki karakter yaratma. Lost Ark'ta da böyle. Uzak Doğu oyunlarının konseptlerinde böyle. Devam et diyoruz. Mesela seviyemizi arttırıp 4'e gelince yeni özellik açılıyor. Herhalde ultisi gibi bir şey olması lazım. Ve hangi silahı kullandıysanız ona göre silah ustalığınız artıyor. Yeni özelliğin kilidi açıldı. Yetenekler ne olduğunu sonrakinde göreceğiz. Son grup fena değildi mesela. Yetenekten bakalım. Aa, bunun da kilidi açılıyor. Özel güç neymiş mesela? Glif. Gösterse fena olmazmış. Her neyse. Oyunumuz bu. Naraka Blade Point Xbox Game Pass'iniz varsa böyle bir deneyebilirsiniz. PUBG tarzı arkadaşlarıyla da oynayabileceğiniz bir oyun. Şu an Game Pass'ten çok fazla oyuncu geldi. Tecrübesiz oyuncu da çok. O nedenle girip harcanmazsınız. Az önce gördünüz. 5 kişiyi aldım. Oyunu kazandık bizim üçlü grubumuz. Dolayısıyla toksik tiplerle karşılaşma, trollenme ihtimaliniz de düşük. Girin bir deneyin, bence gayet güzel oyun. Evet, umarım videoyu sevmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.